Temel tala bizim çadır. Çadır sıkıntımız var. Çadırda bir sıkıntı var. Hep dışarıda kalıyoruz şimdi. Kendi imkanlarımızla ayakta kalmaya çalışıyoruz. Çadır sıkıntımız var. Yağmur dolayısıyla yani çadır istiyoruz. Çadır getirmiyor yani. Çadırda bir sıkıntımız var, sorunumuz var. O ulaşmadı, gelmedi, ulaşmadı. Ulaşmadı ya, çadır yok şu anda. Kendi imkanımızla binaylık olmuşum. Oturmuş, yerleşmişim. Çadır şimdi bu halkın temel ihtiyacı çadır. %90'ı milletin çadır ihtiyacı var. Hiç bize bakmadılar. 10 gün benim teyzelerimin oğlu depremin altında kaldılar. Ne bir şey, ne itfaiye, ne kepçe. Gelseydi, erken gelseydiler, askeri yardım gelmedi yine. Askeri, hiç kimse gelmedi. 10 gün bağırıyorlar, kaldırın beni, kaldırın beni. Ben çekiçle nasıl kaldıracağım altta? Çekiç ne yapar burada? Çekiç, yani çok öldü. Yüz binlerce insan gitti, öldü. Erken gelseydi hepsi yaşardı. Hepsi yaşardı. Hayat çok kötü. Depremde sadece istediğiniz çadır. Dışarıda kalıyoruz. Yer yok. Evimiz yıkıldı. Sadece ihtiyacımız çadır. Herkes çadır istiyor. Gelmedi çadır. Hep dışarıda. Milletin yarısı fazla dışarıda. Hiç çadır yetmiyor. Gitti muhtarın yanına. Dedi bana 30 tane geldi bana. Dağıtamıyoruz. Dün deprem oldu. Yine sıkıntı üstüne sıkıntı. Yağmurun altında kalıyoruz. Ağacın altında kalıyoruz. Vallahi böyle çok hayatımız çok kötü. Vallahi ne bir göndermiyorlar. Yakıyoruz, topluyoruz poşetler dışarıdan, buradan ısınıyoruz. 5 tane çocuğum var. Hep şişe, boş şişeleri yakıp ısınıyoruz. Ne soba, ne odu, gelmiyor bir şey. Kadınlarla ilgili şöyle söyleyeyim. Kadın temiz çamaşır, yani herkes için temiz çamaşır, kadın pedi ihtiyacı çok oluyor ve çok sınırlı sayıda geliyor. Biz bunları birer ikişer dağıtmak durumunda kalıyoruz herkese yetsin diye. Diğer mesele, şu anda kadınlar barınacaktır, herkesin barınacak bir çadır olmadığı için çok ciddi bir barınma sorunu var. Kadınlar duş alamıyor, kadınlar kendi sağlıklarını koruyacak önlemler alamıyorlar. Halen mesela köylerden, her yerden aslında, yani Samandağ'ın her yerinden ciddi çadır talepleri var. İnsanlar ne temiz suya ne sıcak bir ortama ulaşamadıkları için ve bundan en çok kadınlar ve çocuklar etkilendiği için ciddi bir mağduriyet yaşanıyor aslında. Şu anda Samandağ'da yani bize çadır çok gelmedi. Hiç gelmedi neredeyse. Gelen 3-5 çadırı da engelli, yeni doğum yapmış kadınlara ya da çocuklu ailelere vermeye çalıştık ama 3-5'ti bunlar. İsim alalım, olur da gelirse dağıtırız diye. 2 günde bize 300'den fazla talepte bulundu insanlar. Ama biz insanları bunları karşılayamadığımız için bıraktık, isim almayı da bıraktık. Ama her gün insanlar buraya gelip bu taleplerini dile getiriyorlar. Diğer mesele, dün yani yaşanan deprem gerçekten çok büyük bir depremdi. Samandağ'da çok etkisi oldu. Yani çok fazla bina yıkıldı. Enkaz altında kalan insanlar hali hazırda burada ekipler olduğu için hızlıca onlara müdahale edilebildi. Bir kişi hayatını kaybetti Samandağ'da. Bildiğimiz teyitli olan bilgi. Ama artık insanlar kesinlikle yani evlerine giremeyecek. Girmiyorlar. Ama hava çok soğuk. Çok ciddi bir yağış oldu gece. Ciddi bir barınma sorunu var şu anda Samandağ'da.